Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorularımız logaritma konusundan. Yine 3D soruları, kırmızı sorulardan seçmeye çalıştık. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Logaritma 5 tabanında 3 eşittir u olduğuna göre logaritma 45 tabanında 15 ifadesinin u cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada taban değiştirmeyi kullanmak lazım. Yalnız neyi değiştireceğiz? Yani ne yapacağız? Muhtemelen bizim işimize 5 tabanı yarar. Çünkü burada 15, burada 45 var. Ve bize logaritma 5 tabanında 3 sorulmuş. Yani burada tabanımızı 5 olarak değiştirsek işimizi görür. Şöyle yapalım. Logaritma 45 tabanında 15 eşittir. Logaritma 5 tabanında 15 bölü logaritma 5 tabanında 45 diyebiliriz. Bu da eşittir. Logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 3 bölü biraz daha yukarıdan bir işaret çekelim. Sonra logaritma 5 tabanında 9 yani 3'ün karesi artı logaritma 5 tabanında 5. Sonrasında logaritma 5 tabanında 5 1'dir artı logaritma 5 tabanında 3 burada yazıyor arkadaşlar. U'ymuş. 1 artı U bölü. Şimdi şu 2 başa gelir. Şuraya yazalım arkadaşlar şöyle. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 3. Logaritma 5 tabanında 3 U'ydu. O zaman 2 U artı burada da 5 tabanında 5 yani 1 var. Sonuç olarak arkadaşlar U artı 1 bölü 2 U artı 1 yani neredeymiş? Bulamıyoruz. Evet E şıkkıymış cevabımız. Sıradaki sorumuz px eşittir 2x çarpı logaritma 4 tabanında 3 eksi logaritma 3 tabanında 9 denilmiş arkadaşlar. Sonra da bu polinomun x eksi logaritma 3 tabanında 8 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar biz polinomlarda normalde mesela polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalanı sorsaydı bunu 0'a eşitliyorduk ve x eşittir 2 alıyorduk. Sonra burada yerine yazıyorduk. P2 bizim sorumuz oluyordu. P2 bizim sorumuzun cevabı oluyordu. Şimdi burada da aynı işlemi logaritmalı yapacağız. Yani x eksi logaritma 3 tabanında 8 yani eşittir 0 dedik. Atalım karşıya. X eşittir logaritma 3 tabanında 8 dedik. Şimdi x gördüğümüz her yere arkadaşlar bu ifadeyi yazacağız. Yani P logaritma 3 tabanında 8 eşittir 2 çarpı logaritma 3 tabanında 8 çarpı logaritma 4 tabanında 3 eksi logaritma 3 tabanında 9. Evet eşittir. Burayı bir düzenleyelim. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 8 yani 2'nin küpü çarpı logaritma 4 yani 2'nin karesi tabanında 3 eksi logaritma 3 tabanında 8 pardon 3 tabanında 9 yani 3'ün karesi diyelim ona da. Şimdi arkadaşlar şu 3'ü başa atacağız. 2 kere 3 6 çarpı logaritma 3 tabanında 2 çarpı şu hani şurada 1 burada 2 var. Dolayısıyla bunu 1 bölü 2 diye başa atalım. 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 tabanında 3 eksi 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Şimdi ne yapacağız? Logaritma önce şunu yapalım. Bakın 1 bölü 2 ile 6'yı çarpalım. 6 ile 1 bölü 2'yi çarparsak 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Bunlar birbirini götürür arkadaşlar. Burada da 1 olur. Yani sonuç olarak 3 eksi 2'den 1 olarak bulunur bizim cevabımız. Sıradaki sorumuz öğrenciler sadece sorunuz koyu yeri görünce oraya okuduk. Bir matematik öğretmeni üzerine bazı logaritmik ifadeler yazan aşağıdaki 6 kartı Asya, Barış ve Cenk isimli öğrencilere eşit olarak dağıtıyor. Yani anladığımız kadarıyla her öğrenciye 2 tane kart veriyor. Öğretmen dağıtım sonunda öğrencilerinden logaritma 54, logaritma 125 ve logaritma 24 sayılarının yaklaşık değerini hesaplamalarını istiyor. Öğrenciler sadece kendisine ait
kartı görebildiğine göre. Üçünü de doğru hesaplayan Asya'nın elindeki kartlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani öğrenci soruyu anladığımız kadarıyla elindeki kartların mesela logaritma 3'ün yaklaşık değerini biliyorsa buradaki sayıların hepsinin yaklaşık değerini bulması isteniyor. Öncelikle şu logaritma 54, logaritma 125 ve logaritma 24'ü bir parçalayalım. Logaritma 54 eşittir. Logaritma 27 artı logaritma 2'dir. Bu 27 de 3'ün küpü olur. Yani 3 çarpı logaritma 3 artı logaritma 2 diye yazabiliriz. Evet, bu bir dursun arkadaşlar. Bu bize lazım olacak. Sonrasında logaritma 125. Logaritma 125 eşittir. Yani burada normalde logaritma 10'un da verilmesi lazım gibi duruyor ama arkadaşlar verilmemiş. Logaritma 125 nasıl yazılabilir? Şöyle logaritma 5'in küpü denir. O da eşittir. 3 çarpı 3 çarpı logaritma 5 olur. Bunu da biz şöyle yapabilir miyiz? 3 çarpı logaritma 10 eksi logaritma 2 diye yazabiliriz. Logaritma 10'u zaten biliyoruz. 10 tavanında 11, yani onu gerçi vermese de olurmuş zaten, çok sorun değilmiş. 10 tavanında 11'dir ve dolayısıyla burası da 5 olur. Yani yine bize lazım olan neymiş? Logaritma 2'ymiş gibi görülüyor. Bu da bitti. Sonrasında da arkadaşlar neyi? Logaritma 24'ü. Logaritma 24 eşittir nedir? Logaritma 8 artı logaritma 3'tür. Bu 8 de 2'nin küpü. Şöyle 2'nin küpü diye yazalım. O 3'ü de başa getirirsek 3 çarpı logaritma 2 artı logaritma 3 ifadesi bulunur. Şimdi arkadaşlar bize lazım olanlar ne? Şuraya da bir kutucuğa alalım. Bize lazım olanlar gördüğünüz üzere logaritma 2 ve logaritma 3 ifadeleri bize lazım. Şimdi burada logaritma 3 var. Ama logaritma 7 var. Bu, yani logaritma 7'den ben logaritma 2'ye hiçbir şekilde ulaşamam. Çünkü logaritmaları ya toplayacağım ya çıkaracağım. Buradan olmayacak. Logaritma 7, logaritma 13. Buradan da zaten hiçbir şey gelmeyecek. Logaritma 13, logaritma 12. Arkadaşlar 12 benim işime yarar da 13 benim işime yaramaz. Logaritma 3 tamam işime yarar. Logaritma 11 bana hiçbir şekilde faydası olmaz. Logaritma 6'ya logaritma 12. Burada neler yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle yapabiliriz. Logaritma 12 eksi logaritma 6 dediğimizde biz buradan logaritma 12 bölü 6 yani logaritma 2'yi bulabiliriz. Tamam, logaritma 2 bizim için önemliydi. Sonrasında logaritma 6'yı biliyorsak onu da şöyle kırmızıyla yazalım. Logaritma 6'yı biliyorsak logaritma 6 eksi logaritma 2 dediğimizde de logaritma 6 bölü 2'den logaritma 3 değerinin yaklaşık olarak değeri, ya yani kesin değerini zaten burada verilenler kesin değerlermiş. Dolayısıyla bunu da bulabiliyoruz. Yani bize logaritma 6 ile logaritma 12'yi verirse biz logaritma 3'e ve logaritma 2'ye ulaşabiliyoruz. Yani cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Yani logaritma konusu için çok zor sorulardı diyemeyiz. Çünkü zaten bu kırmızı soruların başlangıç sorularıydı. Yani ilk testin kırmızı sorularıydı. 3D'den daha büyük beklentilerimiz var. Çok kaliteli sorularımız ileride gelecek arkadaşlar. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Hepinize faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar.